Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kalitesi ve uzun kullanım ömrüyle çoğu markanın eline su dökemediği Toyota ve onun kader arkadaşı diyebileceğimiz yine aynı kalitedeki Hyundai 2021 yılında bize iki güzel otomobil armağan edecek. Toyota Corolla ve Hyundai Elantra. Bu yakışıklı ve dikkat çekici iki otomobile geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizle daha fazla kitleye hitap etmek elimizde, bildirimleri açmayı da unutmayın diyorum. Bu iki güzel otomobili yakından incelemeye geçiyoruz. Birinci nesli 1966 yılında üretilmeye başlanan Corolla, henüz üretiminin 8. yılı olan 1974'te dünya çapında en çok satan otomobiller arasına girmeyi başarmış. 1997 yılında ise Volkswagen'in her aileye bir otomobil diyerek 1938-2003 yılları arasında ürettiği ve dünyanın en çok satan otomobil unvanını elinde bulunduran Beetle'ı geçerek zirveye yerleşmişti. 50. yılında geçmişten bugüne 44 milyon satarak kırılması zor bir rekorun da sahibi olmuştu. TNGA platformu üzerinde geliştirilen 12. nesil Corolla, geçmişten aldığı mirasın son temsilcisi olarak yoluna etkileyici tasarımıyla devam ediyor. Şunu kesinlikle söylemeliyim ki Toyota Corolla'ya şöyle karşıdan bir baktığınız zaman beğenmemeniz neredeyse imkansız. Tampondaki devasa büyük ızgarası ve kaputun ortasından çok ince başlayıp köşelere gelindiğinde 90 derece inen far tasarımı günün hangi saatinde olursanız olun dikkat çekici görünmeye başarıyor. TNGA platformu üzerine geliştirilen Corolla profilde neredeyse hiçbir değişim yaşamıyor. Arka tarafa geldiğimizde ise öndeki o heyecanının yerini biraz burukluk almıyor değil. Her baktığımda anlık göz yanılmasıyla Audi A6'ya benzettiğim arka tasarım yeni Corolla'da daha mütevazı bir forma bürünüyor. Ortadaki krom parçayla birleştirilen stopların yerini yine ortada konumlandırılmış bir krom parçanın iki ucunda başlayan stop tasarımına geçiren Toyota, benim çok alışamadığım arkaya doğru sivri tasarım dilinde devam ettiriyor. Yeni Toyota Corolla'nın yeni tasarım dilini, ülkemizde en çok göreceğimiz karoser tipi ise şüphesiz hatchback modeli olacak. Uzun yıllardır Auris ismiyle Toyota'nın C hatchback temsilcisi olan model, 12. nesil Corolla ile birlikte hasreti sona erdiriyor ve Corolla hatchback ismiyle yollardaki yerini alıyor. Ön tarafta sedan kardeşiyle aynı tasarım detaylarının kullanıldığı Corolla hatchback çok hafif şekilde genişliyor. Corolla sedanda 1780 mm olan genişlik, Corolla hatchback'te 1970 mm oluyor. Arka kısımda tıpkı önde olduğu gibi heyecanlı duruşunu devam ettiren Corolla hatchback benden tam puan almayı başarıyor. Stoplar öndeki far tasarımı ile neredeyse aynı olurken LED aydınlatmalar da Corolla hatchback'in karakterini yansıtmaya yardımcı oluyor. İç mekanı geçtiğimizde yeni Corolla sedan ve hatchback'te önceki nesliyle neredeyse hiçbir farkın olmadığını söylesem yalan olmaz. Sürekli dokunduğumuz alanlarda yumuşak ve kaliteli hissettiren kaplama malzemeleri kullanan Corolla'nın genel kalite algısı da yüksek gözüküyor. Toyota'ya özgü genel tasarım dilinin korunduğu iç mekanda teknoloji kısmında güncellemeler yaşanıyor. Direksiyon arkasında yer alan 7 inç dijital gösterge ekranı ile otomobile ait olan bilgileri gözünüzü yoldan ayırmadan öğrenebiliyorsunuz. Bununla birlikte telefonunuzu konsolun ortasında yer alan 8 inç büyüklüğündeki multimedya ekranına entegre ederek Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı seçeneklerini de yeni Toyota Corolla'da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Corolla ile seyahat ederken kaliteli müzik dinlemenizi sağlayacak, benim de bir otomobildeki olmazsa olmazlarım arasında yer alan 9 hoparlörlü JBL ses sistemi ve subwoofer'da opsiyonlar listesindeki yerini alıyor. Isıtmalı koltuklar, anahtarsız giriş, kör nokta uyarı sistemi gibi premium sınıfa göz kırpan teknolojiler ile Japon kalitesini birleştiren Corolla, neden dünyanın en çok satan otomobili olduğunu adeta kanıtlıyor. Sürüş güvenliği kısmında da hassas markalardan biri olan Toyota Corolla, sürüş güvenlik özelliklerini de bir üst seviyeye çıkartarak güvenlik kısmında da iyileştirmeler gerçekleştirdi. Toyota Safety Sense 2.0 adı verilen teknoloji paketiyle çarpışma önleyici sistem, şerit takip sistemi, otomatik uzun farlar, dinamik cruise control, head-up display gibi sizin ve çevrenizdeki canlıların güvenliğini sağlayan güvenlik donanımları kullanıma sunuluyor. Motor seçeneklerine ve performans detaylarına geçmeden önce 2021 yılında Toyota Corolla'nın bizlere sunacağı sürprizlerden de bahsetmeden olmaz. Yeni Corolla sedan ve Corolla hatchback ailesine 2021 yılında katılacak olan Corolla Apex Edition, Toyota markasının C sedan sınıfındaki performans ve tasarımı ile etkili bir oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Corolla Apex'i ilk gördüğüm anda Toyota'nın Honda Civic Type R karşısında güçlü bir alternatif yaratmak istediğini düşündüm. Doğrusunu söylemek gerekirse Corolla Apex bu rekabet için oldukça iddialı ve yeterli de gözüküyor. Sedan modelinde kullanılan tampon ve detaylar daha sert şekilde yeniden ifade edilirken krom olan tüm trim parçaları da Piano Black rengine boyanıyor. Sis farı yerinde LED gündüz farları bulunurken bronz ile siyah renginin harmanından ortaya çıkan detaylar oldukça karizmatik ve agresif görünmesine neden oluyor.
Aerodinamik olarak yol tutuşuna katkı sağlayan ön tampon altında ve arka bagaj kapağının üstünde bulunan spoiler mütevazı fakat bir o kadar da sportif gözüküyor. Otomobilin genel tasarımına noktayı koyan difüzör ve sağda yer alan tek çıkışlı yuvarlak spor egzoz performansını vurgulayan detaylar arasında yer alıyor. İç mekana geçtiğimizde koyu renk kaplamaların hakim olduğu kısmen sportif diyebileceğim bir tasarımla karşılaşıyoruz. Dışarıdaki o sert ve performanslı duruşun içeride devam etmemesini yine aklımıza gelen ilk rakip olan Type-R ile kıyasladığımızda bir miktar hayal kırıklığı yaşıyorum. Şahsen ben Apex dönüşümü yapılmış Toyota Corolla'ları caddelerde görmek için de bir hayli sabırsızlanıyorum. Peki tüm yenilikler ve sürprizler bu kadar mıydı? Elbette hayır. Toyota'da yerden yüksek şehir içi otomobili pazarında söz sahibi olmak için 54 yıllık Corolla modeline cross güncellemesi getiriyor. Daha önce de birçok modelin bu sınıfta böyle ataklar yaptığını biliyoruz. Hatta en son satış rekorları kıran Egea'da yeni bir model ortaya çıkartmıştı. Egea Cross isminde. Toyota'da sedan ve diğer Corolla modellerinde olduğu gibi TNGA platformu üzerine geliştirilen Corolla Cross, standart bir Corolla hatchback'ten 90 mm daha uzun, 35 mm daha geniş, 165 mm daha yüksek boyutlarıyla farkını hissettiriyor. Tasarım olarak diğer çevrim modellerinin aksine adeta yeni bir yüzle ortaya çıkan Corolla Cross benim çok hoşuma giden modeller arasına girmeye başarıyor. Önden ve arkadan baktığınızda dosta güven düşmana korku salan tasarımı etkileyici olmaya başarırken motor seçenekleri tarafında da yeni Corolla Cross Toyota markasının genel kriterleri kapsamında bir adet benzinli ve bir adet hibrit olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor. Benzinli kısımda 1.8 litre hacminde 141 beygir güç ve 175 Nm tork üreten motor yer alırken, hibrit tarafında 1.8 litre içten yanmalı motoru destekleyen 600 voltluk bir elektrikli motor ile 120 beygir güç ve 142 Nm tork üretiliyor. Performans ve spor şehir otomobili tarafında geliştirilen Corolla Apex'e yalnızca 2 litre hacmindeki 4 silindirli benzinli motor yer alıyor. Bu motor ile Corolla Apex 169 beygir güç ve 204 Nm tork elde ediyor. Otomatik vites seçeneğinin bulunmadığı bu motoru sadece 6 ileri manuel şanzıman ile yönetebiliyorsunuz. Onu eğlenceli yapan ve diğer Corolla'lardan ayıran en önemli özelliği de bu olsa gerek. Corolla sedan kısmında 1.8 litre hacminde 121 beygir gücüne sahip hibrit ve 1.6 litre hacminde benzinli motor olmaya devam ediyor. Bunların yanında 1.5 litre hacminde 3 silindirli bir benzinli motor da seçenekler arasına eklendi. Bu motor kombinasyonlarında otomatik şanzıman için CVT teknolojisi kullanılıyor. Corolla hatchback tarafında ise hibrit seçeneğinde 1.8 litrelik motor kullanılmaya devam ederken benzinli tarafta 1.2 litrelik motor yer alıyor. Şunu da söylemek istiyorum ki günlük araçlardaki dizel yakıtın artık çağ dışı kalmasından sonra hibrit otomobillerin tamamen elektrikli otomobillerden önce bence daha fazla hassasiyeti ve ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum. Bu konuda bence özellikle ülkelerin ve ülke yönetimlerinin hibrit otomobiller konusunda gereken alım kolaylığını da sağlaması gerekiyor. Ayrıca günümüzde halen birçok otomobil kullanıcısının hibrit otomobiller hakkında bilgisinin olmamasında ben bir eksiklik olarak görüyorum. Burada da aslında üzerine daha fazla pay düşen kesim otomobil firmaları bu teknolojiye daha fazla yatırım yaparak ve insanlara tanıtarak hibrit otomobilleri daha fazla yaygınlaştırmalılar. Uzak Doğu ülkesi Japonya'dan bir diğer Uzak Doğu ülkesi Kore'ye geçiyoruz ve bence videomuzun da baş aktörü olabilecek bir modeli her anlamda başarılı Hyundai markasının C sedan sınıfındaki temsilcisi Elantra'ya geçiyoruz. İlk kez 1990 yılında Stellar adlı modelin yerine gelen Elantra, Hyundai markasının C sedan sınıfındaki güçlü konumunu tamamen yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle geleceğe taşıyor. 2020 yılı içerisinde Hyundai Kia K3 ortak platformunda geliştirilen yeni Hyundai Elantra çok daha spor ve premium bir tasarıma kavuşuyor. Önceki nesline göre uzayan boyu ve 25 mm daha genişleyen eni ile oturaklı ve yolu dolduran bir duruşa sahip olan yeni Hyundai Elantra, büyüyen boyutlarına karşın daha alçak sürüş ve oturma konumu ile yoldaki hakimiyetine de katkı sağlıyor. Yeni Hyundai Elantra'nın sadece tasarımı üzerine dakikalarca konuşabiliriz. Gerçekten uzun zamandır bu kadar hoşuma giden bir otomobil tasarımı gördüğümü hatırlamıyorum. Ön tarafta farlarla birleştirilmiş kristal kesimin adeta vücut bulmuş hali, devasa bir ızgara ve bu ızgaranın sadece tasarım oyunundan ibaret olmadığını gösteren rüzgar tünelleri yer alıyor. Trafikte ilerlerken dikiz aynasından böyle bir otomobilin geldiğini hayal etmek bile oldukça zevkli duruyor. Profilden baktığınızda ön taraftan gelen alçak omuz çizgisinin arka kapıdan stoplara doğru yaptığı kavis sayesinde rüzgara karşı direncimiz azalıyor. Bunun sonucunda yolda daha rahat ve daha az rüzgar sesine maruz kalıyoruz. Aynı zamanda profili kesen 3 adet çizgi ile tıpkı ön tarafta yer alan kristal kesimin bir yansıması güneş ışığı altında 3 boyutlu bir tasarım oyunu ortaya çıkarıyor.
Arka tarafa geldiğimizde tıpkı önde ve profilde olduğu gibi etkileyici bir tasarım bizleri karşılıyor. Bu tasarımı Hyundai i30'dan da hatırlayabilirsiniz. Size şöyle de bir detay vereyim. Hyundai Elantra birçok ülkede i30 sedan olarak satılıyor. Arka tasarıma denecek olursak ön kaputun ucundan gelen çizgilerin profil üzerindeki kesintisiz akışının bagaj kapağındaki kusursuz bitişini anlatmaya kelimeler yetmez. İmalatında otomobil çeliğinin bu kadar fazla bükülmesine imkan olmadığı için genellikle lüks otomobillerde kullanılan özel plastik malzemeler kullanılan Hyundai Elantra bu tasarım detayıyla olduğundan daha uzun ve daha lüks görünmeye başarıyor. Bir uçtan diğer uca uzanan karakteristik LED stoplar Hyundai'nin H harfini temsil ediyor. Arka kısım yeniden tasarlanırken iyileştirmelerin sadece görsel olarak yapılmadığı yeni Hyundai Elantra'da arka tarafta oturan iki yolcu arasındaki omuz mesafesi de 7 mm artarak daha geniş bir arka mekan sunuluyor. Bu hayran kalınması dış mekandan aracın en çok vakit geçireceğimiz iç kısmına geçtiğimizde ise yeni Elantra'nın dış tasarımının yarattığı beklentiler sürücü koltuğunda karşılık buluyor. Sürücü odaklı bir iç tasarımın hakim olduğu konsol ve direksiyon tasarımı sayesinde sürüş sırasında sürücünün ergonomisine uygun derin bir hissiyat uyandırılıyor. Hyundai tarafından geliştirilen Immersive Cockpit sürücü alanı ile adeta bir pilotun kokpitinin yeniden yorumlanmış hali sizi karşılıyor. Kapıdan başlayarak direksiyon arkasından devam eden ve konsolun dışından sürücüyü saran tasarım güven ve konfor hissi veriyor. 10.25 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı ve onunla entegre halde olan navigasyon ekranının sürücüye doğru 10 derece dönük olması sürüş esnasında onu daha rahat kullanmanızı sağlıyor. İnce ve bir bütün halinde olan havalandırma ızgarası hem sportif hem de lüks görünürken 64 farklı renkteki ambiyans aydınlatması ile özellikle gece sürüşlerinde iç mekanın havasını değiştirmede etkili oluyor. Belki de ilk görüşünüzde yadırgamanıza neden olacak yüksek konsol yine benim hoşuma giden detaylardan biri oluyor. Kapı içleri de tıpkı yeni Hyundai Elantra'nın dışında olduğu gibi alçaltılıyor ve atmosfere uygun şekilde kaliteli ve lüks hissettiriyor. Motor seçenekleri konusunda da tıpkı Corolla'da olduğu gibi hibrit motorların ön planda olduğu yeni Hyundai Elantra'da ilk kez kullanılan 1.6 litre GDI Atkinson döngülü yani Toyota ve Honda'dan da hatırladığımız emme subaplarının daha geç kapatılması ile yakıt ve performans konusunda motorun otomatik ayarlamalar yapmasını sağlayan 4 silindirli bir motor bulunuyor. Tabi buradaki Atkinson döngüsü içten yanmalı motor ile elektrik motorun uyum içerisinde çalışabilmesini sağlıyor. Elantra hibritin arka koltuklarının altında yerleştirilen sabit mıknatıslı elektrik motoru 1.32 kWh kapasiteli lityum iyon pilleriyle çalışıyor ve 32 kW güç üretiyor. 1.6 litre GDI hibrit motor 139 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. Bu motor kombinasyonunu 6 ileri çift kavrama otomatik vites ile yönetiyorsunuz. Diğer motor seçeneği ise 2.0 MPI Atkinson motor oluyor. Bu motordan 147 beygir güç ve 179 Nm tork elde edebilirken bu gücü Hyundai'nin IVT adını verdiği çok oranlı otomatik vites ile yönetebiliyorsunuz. Tüm bunların yanında safkan bir spor otomobil özelliklerinde olacak olan Elantra N'den hemen önce N-Line ile sportif öğeleri arttırılmış bir Elantra'ya da sahip olabilirsiniz. N-Line donanımı ile tasarım ve iç mekanda birçok spor ve heyecanlı trim parçaları kullanılırken elbette en büyük fark motorda bulunuyor. Şahsen benim bir numaralı tercihim olabilecek 6 ileri manuel ya da Shifttronic özelliğine de sahip 7 ileri DCT otomatik şanzıman ile yönetebilen turbo beslemeli 1.6 litre GDI motor kulağa oldukça heyecanlı geliyor. Bu motordan 201 beygir güç ve 265 Nm tork üretebiliyorsunuz. Uzun zamandır böylesine yakışıklı ve tasarımda iddialı bir otomobil görmediğim için açık konuşmak gerekirse Elantra'ya karşı platonik duygular beslemeye başladım. Aklınıza takılan tüm detaylar ve sorular için de sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Toyota Corolla'nın hatchback ve sedan karoserlerinin yanında cross atağıyla beraber nasıl bir performans sergileyeceğini ve Elantra'nın zamansız tasarımını nasıl bulduğunuzu da çok merak ediyorum. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Şahsen ben Hyundai Elantra'yı tasarımı ve duruşuyla oldukça beğendim. Teknolojileri de artık yanındaki kaymak gibi bir şey oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.